Evet, meşhur veri envanterimiz bu arkadaşlar. Şimdi bu envanterin başlıklarına bakın. Burada biz 4 tane bölüm işledik. Bunların içinde kutucuklar var da şu an hızlı gidiyorum ben. Bu bölümleri belirledik. Bu bölümlerin içinde demişiz ki kimlik alıyoruz. Kimliği kimden alıyorsun diyor. Bu kimliği işlem amacı nedir diyor. Yani biz orada dedik ki kimliği aldık. Kimden çalışandan veya çalışan adaydan veya tedarikçiden veya satın almadan artık kimden alıyorsunuz. Ve kapıya güvenlik geldi. Güvenlikten aldınız. Onu yazdınız. Bunu diyor almama, hangi bilgileri aldınız? Bunu alma amacınız nedir? Bunu nerede kullanacaksınız? Kaç yıl saklayacaksınız? Kimlere paylaşıyorsunuz? Bu başlıkların içinde olacaksınız. Veri envanterinin amacı bu. Bunu hazırladıktan sonra, bittikten sonra veri envanterin kriterleri, çünkü bazı evraklar veri saklanıyor, bunu yazacaksınız. Bazı evraklar 15, bazı evraklara diyebilirsiniz ki her sene çalıştığı sürece saklayabilirim diyebilirsiniz. Bu kategorilerin aynısı vergis kaydının içindeki veri kategorilerin başlığında görülmesi gerekiyor. Ben şu an uygulamada anlatsam buradan çıkan kesinlikle kendi lokal firmasını yapabiliyor. Ama şu an öyle bir süremiz yok. Dediğimiz gibi burada hiçbir bilgiye girmiyorsunuz arkadaşlar. Sadece kategori başlıklarına giriyorsunuz, tanımlama yapıyorsunuz. Veri envanteri bu kadar. Cemal bir şey sorayım. Siz biraz önce dediniz ki parmak basarak gelirler, işte dernekler bakıyorlar. Evet. Şu anda çoğu işletmelerde etik kişinin altında ve 25 milyonun altına oturmasına rağmen emlak açısından... Işığı yakabiliriz oradan. Ne olacak, onlar da mı girecekler? Şimdi mutlaka bunlar alınıyorsa bu kapsama girsin veya girmesin ama 2020 ve 2021 yılında bütün herkesin sisteme girmesin. Ama şimdi 2020'de girecek. Ama şimdi... İSMO öyle. Hadi İSMO, TÜRMO. Şimdi biz odalar için bir çalışma yapıyoruz. Bazı odaları ben tek tek arıyorum, şunu kaldırın, bunu kaldırın gibi söylüyoruz. Sağ olsun onlar da kulak veriyorlar Türkiye genelinde. Bizim oda içinde çalışma var. TÜRMOB mesela, TÜRMOB uzantılı mailleri kaldırıyor. Son tarih 31 Ocak 2020 tarihleri. TÜRMOB e-posta kullananları maalesef üzülerek söylüyorum. Ben de böyle bir güzel mailden üzülerek sonlandırıyorlar. Aynı şekilde uzantılı mailler mi? Evet. Yani kurumun içindeki bizim İSMO'lardan mutlaka, ben İSMO için şu an söylemiyorum ama İSMO'nun hukuk servisi bunu araştırıyor, muhtemelen o da sonlanacak. Çünkü kurumlar dışarıya hizmet verir, veri toplama yasağı var. Aynı şekilde TÜRMOB'da da var. Sizin sorduğunuzda da başkanım, onda da eğer bu vergisi kayıt zorunluluğu olsun veya olmasın, parmak iziyle alıyorsanız, yüz okumayla alıyorsanız, kişilerin açık rıza metinlerini alın, mutlaka dosyasına takın. Yani kapıdan pat diye geldiklerinde giriyor mu girmiyor mu gördüklerinde açık rızanız var mı diye, çünkü veri topluyorsunuz. Bu verinin de güvenliğini sağlamanız gerekiyor. Veri aktarım konusu, yani vergisi kayıtlı olma ve aktarımı. Vergisi hiçbir şey aktarmıyor. Hayır, şöyle söyleyeceğim arkadaşlar, şu anlaşılmasın. Siz topladığınız vergileri internette şuraya buraya paylaşmıyorsunuz. Sadece dışarıdan bakan kurum diyecek ki sen bu vergiyi ne için alıyorsun ve neler aldığını görecek. Kimle paylaştığını görecek, şikayet gelirse o kanaldan sizi inceleyecek. Yani vermese girelim mi, girmesin. Karşılıklı bir sohbet oldu. Hayır, vermese girmeyeceksiniz, veri envanterini oluşturup dosyasına katılın. Evet. Sayın Karaoğlu, çok teşekkür ediyorum. Yani. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Harika, harika. Evet, değerli arkadaşlarım, 19. dönem sonu eğitim çalışmamızı tamamladık. Hepinizin ayaklarına sağlık. Hoş geldiniz. Herkese 2020 için sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. Önümüzdeki çalışmalarda bir arada olmak dileğiyle iyi akşamlar efendim.